E-Girişim'den merhaba. Türkiye girişim ekosisteminde girişimlerin yer aldığı önemli etkinlikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Mobilitenin dönüşümünde Net Zero temasıyla gerçekleştirilen Connect for Mobility etkinliğindeyiz. Burada birbirinden değerli girişimler sahne aldı, sunum yaptı ve yatırımcılara kendilerini anlattılar. Şimdi o girişimlere yakından bakalım. Girişimlerle ilgili yorumlarınız varsa da aşağıya yazmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Yanımda Saykal Electronics'in kurucusu sevgili Yücel var. Yücel hoş geldin. Hoş bulduk. Saykal nedir? Anlatır mısın? Saykal Elektronik otomotiv sektöründe ileri teknoloji ürünleri geliştiren ve üreten bir teknoloji şirketi. Alanımız elektronik. Dolayısıyla aracın farklı noktalarında bulunan sensörler, kontrolcüler, motor sürücüler gibi birimleri hem geliştirip hem de üretiyoruz. Son kullanıcı bunu görebilecek mi yoksa B2B mi çalışıyorsunuz? B2B çalışıyoruz. Aslında bizim ürettiğimiz ürünler aracın birçok noktasında var ama genelde sürücüler bunları göremiyor tabii ki. Örneğin kapı kolunun içerisinde eli algılayan bir sensör ya da aracın içerisinde insanların varlığını algılayan, aynı şekilde yeni teknolojilerle insanların sağlık bilgilerini, kalp atışını, nefes alıp verme hızlarını algılayan yeni ürünleri geliştirip üretiyoruz. Bu arada Saykal'ın önemli bir detayı daha var. TOG'la birlikte çalışıyorsunuz. Evet, TOG'un TR1 tedarikçisiyiz. İlk üretilen araçlarda inşallah bizim ürünlerimiz de olacak. Bugünkü ikinci konuğum Büyütek'in kurucu ortağı Ömer Orkun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yine. Büyütek ne yapıyor? Bir anlatır mısın? Biz Büyütek olarak araçların dünyayı görüşünü değiştirebilecek teknolojileri geliştiriyoruz. Birçok araç üreticisiyle birlikte çalışıp araçların yollarda daha güvenli gitmesini sağlayan kamera sistemleri geliştiriyoruz. Şu anda Türkiye'de de 3 farklı OEM ile çalışıyoruz araç üreticisiyle. Tabii siz kurumlarla çalışıyorsunuz değil mi? Son kullanıcı tarafı sizi çok görmüyor. Doğrudan araç üreticileriyle çalışıyoruz şu anda. Bu arada müşterilerinizden bir tanesi de Türkiye'nin mobilite markası TOG. Bu da gurur verici bir haber. Teşekkür ederim. Siz de biliyorsunuz TOG yakın zamanda sahalara iniyor. Ve TOG'un geri görüş, çevresel görüş ve sürücü yorgunluk algılama kameralarını biz tasarladık. Şu anda da biz üretiyoruz. Biliyorsunuz artık paylaşımlı elektrikli skuter sektörü her geçen gün büyümesini hızla sürdürüyor. Yanımda da Hey Mobility'nin kurucusu Rasim Bey var. Rasim abi var. Eyvallah. Hoş geldin abi. Sağ olasın, teşekkür ederim. Bir anlatır mısın tam olarak neler yapıyorsunuz? Hey Mobility bir paylaşım platformu. Elektrikli araçlar, elektrikli skuter, elektrikli bisiklet bununla alakalı olan bizim hayatımızda paylaşım ekonomisine girmiş olan, şu anda gençlerin de ciddi anlamda rağbet ettiği ve popüler olan paylaşım sistemlerini tek bir platformda toplamak isteyen ve toplayan bir paylaşım platformu, bir paylaşım sistemi. SaaS platformu olarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda elektrikli skuter pazarında da Hey Scooter markasıyla Türkiye'de farklı şehirlerde faaliyet alanlarımız var. Ama daha İstanbul'da yoksunuz. Evet, İstanbul'da henüz daha gelmedik, iznimiz var. Fakat Bursa, Kütahya, Antalya bölgesi ve farklı illerde de şu anda lisanslama ile ilgili başvurularımız var. Onunla ilgili cevaplarımızı bekliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren farklı illerde yine faaliyet alanlarında göreceksiniz. Fakat bundan daha önemlisi Hey Mobility şu anda vizyon itibarıyla Türkiye'de süper app olma yoluna doğru gidiyor. Yani skuterla başladığımız bir deneyimi bir otobüsle, trenle ve toplu taşıma araçlarıyla sürdürme. Orada başladığımız deneyimi aynı şekilde skuter ve elektrikli araçlar paylaşımlı sistemlerle sürdürmek üzerine kurgulanmış ve yeniden yapılandırılmış yeni vizyonuyla uygulamada yeniliklerle ortaya çıkacak olan bir paylaşım sistemi ve uygulama. Bununla ilgili Türkiye'de şu anda tabii biz genelde belediyelerde şunu konuşuyoruz. Belediyeler elektrikli skuter işletmelerinin kendi başına, kendi faaliyet alanları içerisinde evet, faaliyet gösterdiklerinden ve hiçbir şekilde kendi sistemlerine bağlanmadıklarından, kendisi ayrı çalışımdan serzenişte bulunuyorlar. İşte Hey Mobility tam da bu noktada bir toplu taşıma sistemine, ulaşım araçlarına entegre vaziyette çalışacak ve tek bir uygulamayla tümünü hem elektrikli skuteri hem de toplu taşımayı birlikte kullanmanızı sağlayacak bir platform olmaya aday. Çok teşekkürler Rasim abi. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Günlük hayatımızda kullandığımız araçların yanı sıra endüstride de kullanılan ve otonom olan araçlar var. Bunların da güvenliği önemli. Evet. Şu an yanımda Ro Mobility'nin kurucusu Ahmetcan Erdoğan var.
bu alandaki çözümünü anlatacak. Hoş geldin. Merhabalar. Romobility ne yapıyor? Bir anlatır mısın? Ya biz aslında isimden de dolayı mobilite hizmetlerinizi robotlaştırın diye yola çıktık. Ro oradan geliyor. Evet. Robotun ro'su. Evet, aynen öyle. Bizim için şu var aslında. Endüstride hem personel kişi taşımada hem de insan taşımada farklı endüstriyel araçlar kullanılıyor. Fakat bunlar elektrifikasyonla beraber yeni bir teknolojiye geçiş yapsa da güvenlik açısından bir kısıtları var. Bu da aslında bir güvenlik teknolojik altyapıları çok da yeni nesile uygun değil. Mesela otomotivde gördüğümüz ve bahsedilen bu ADAS benzeri ileri sürüş destek sistemlerinin bu cihazlarda göremiyoruz. Ve bunu zaten hem teknolojik olarak da bazı değişimlerden geçmesi gerekiyor. Çünkü bu iş güvenliğine de giriyor değil mi? Aynen öyle. Ve bizim aslında buradaki amacımız biraz da bu sistemlerin beyni olarak hem beyni olarak bu sistemlerin hani bu otomotivdeki teknolojileri uygulayarak daha güvenli hale getirmek. Böylece hem iş güvenliği tarafında bir artısı var. Bir de bir yandan da baktığımızda asıl problem bu cihazların çarptığı nesneler. Yani bir üretim tesisinde bazen bu cihazın maliyeti çarptığı nesneden daha ucuz olabiliyor. Bunu çözebilmek için, buradaki kaybı da azaltabilmek için böyle ileri sürüş destek teknolojilerini aslında robotikleştirerek biraz bu cihazları uyguluyoruz. Mesela Amazon'un fabrikalarında ya da bazı büyük markaların böyle o e-ticaret lojistik merkezlerinde böyle küçük otonom araçlar oluyor. Alibaba'da da görüyoruz örneğini. Evet. Mesela bu sistemlerin içerisine siz mi entegre oluyorsunuz? Ya bizim aslında biraz daha buna çok benziyor ama biz bu AMR dediğimiz otonom mobil robotları geliştirmektense hali hazırda kullanılan mobilite hizmetlerini acaba daha akıllı hale getirip o seviyeye çıkarabilir miyiz diye bir yola çıktık. Çünkü AMR'ler özellikle warehouse tarzı yerlerde bu gördüğümüz yapılarda çok iyi iş yapıyorlar ama bir üretim tesisinde sadece taşınan nesneler değil, insanlar da taşınıyor. Başka mesela yardımcı materyaller var. Aslında biz mobiliteyi hayatımızın her yerinde kullanıyoruz. Fakat bizim düşüncemiz şu, mobilite sistemlerinin insanlarla iç içe düzgün bir şekilde bir şeyler üretebilmesi için bunların da biraz daha güvenli ve akıllı olması lazım. Ahmetcan, çok teşekkürler, başarılar dilerim. Teşekkür. Umarım böyle yakın ve orta gelecekte daha büyük, daha güzel haberlerini alırız. İnşallah, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Taksi yolculuğu yapıyorsanız çok iyi biliyorsunuzdur. Eğer arka koltukta oturuyorsanız sizi hemen ön koltuğun arkasında bir ekran karşılıyor. O ekranları yapan şirketin kurucu ortağı Hayrettin var yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tam olarak tabii ben kısa özetle çok net anlatmış oldum ama sen daha derin anlatabilirsin. Peki. Biz takside geçirdiğiniz ortalama yolculuk süresi 15 dakika. Takside geçirdiğiniz zamanı eğlenceli hale getirip hem size bir içerik hem de bir reklam gösterimi yaparak size bu vakti faydalı bir şekilde geçirmenizi sağlıyoruz. Araçların içinde ücretsiz Wi-Fi hizmeti veriyoruz. Böylelikle hem yolcu hem de sürücü internet kesintisi olmaksızın yolculuğuna devam edebiliyor. Hem de aracın lokasyonuna göre, gideceğiniz konuma göre o bölgede olan fırsatları size reklam olarak çıkartıyoruz. Örnek konum bazlı reklam var evet, o zaman. Evet, lokasyon bazlı reklam kampanyalarımız var. Gideceğiniz, örnek veriyorum, bir AVM'ye gideceğiniz, o AVM'de oluşan reklam kampanyaları size yolda gitmeden bilgi veriyoruz aslında. Peki bunlar o kullanıcının ne kadar dikkatinde? Çünkü bazen böyle baktığın bir şey göremezsin ya, önünde bir tane ekran dönüyor sürekli. Yani buradaki sizin izlenme oranlarınız mı diyeyim, dikkate alınma oranlarınız nedir o ekrana? Şöyle, hepimizin bir şarj ihtiyacı var. Cihazlarımız üstünde bir şarj girişi var. Zaten direkt araca biner binmez şarj sorununuzu çözüyoruz. Direkt sizin ilginizi oraya aktarıyoruz. Böylelikle de direkt ekranda acaba burada ne var deyip size fayda sağlayabileceğiniz bir kampanya olduğu zaman direkt sizin de ilginiz o yöne kayıyor. İstanbul'da 19 bine yakın taksi var. Siz şu an kaçındasınız ve hedef ne? İstanbul'da 700 araçla faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz 3600 araç. Bu pandemiden dolayı biraz hedefimizde sapmalar oldu. Bununla beraber yurt dışına açılıyoruz. Berlin'de bir 1100 araçlık bir filoyla anlaştık. Projemize Berlin'de de devam ediyoruz ve Almanya'da 5 şehirde projemizi büyütmeyi planlıyoruz. Tabii bu sadece taksi değil, Uber gibi sistemlerde de yer alacak değil mi? Evet. Zaten yurt dışında kontaklarımızla Uber tarafında da görüştük. Uber araçlarında da büyümemizi daha hızlı şekilde arttırabileceğiz. Yerli bir girişimi globalde görmek çok güzel. Hani bu da bizim için gurur verici. Umarız böyle yakın gelecekte daha büyük başarılarda yeniden görüşürüz. Çok teşekkür ederiz. Biz de zaten yurt dışına açıldığımız için heyecanlıyız. Telefonlarımızda kullandığımız konum bazlı servislerin bir bilgi birikimine ihtiyacı var. Yani bir yerden bir bilgi çekmesi gerekiyor. Doğru, bir kütüphane ihtiyacı var aslında. Bir kütüphane ihtiyacı var. Siz de bunu üretiyorsunuz. Bugün Teosoft'un kurucu ortağı Emre yanımızda bize Teosoft olarak ne yaptığını anlatacak. Tabii, Teosoft konum bazlı verilerin ihtiyaç duyulan her yerde aslında yazılım üreticisi bir firmayız biz.
Konum bazlı servisler bizim için önemli. Yani siz işte günümüzde Covid-19'dan sonra konum bazlı verilerin kullanımı çok daha fazla artmaya başladı. İnsanlar işte sağlık verilerini konum olarak izleyip nerede işte sağlıklı insan var, nerede daha çok hastalıklı insan var gibi verileri konum bazlı olarak takip etmeye başladılar. Bunun yanında zaten uzun zamanlardır hem belediyelerde hem askeri teknolojilerde, savunma sanayi teknolojilerinde konum çok önemli bir veri. Çünkü siz konumu elinizde tuttuğunuz müddetçe onun üzerinde çeşitli analizler yaparak aslında akıllı şehirciliği de onun üzerinde planlıyorsunuz. Veya bir şehrin altyapı planını da yine konum bazlı olarak coğrafi bilgi sistemleri tabanlı uygulamalar üzerinde gerçekleştiriyorsunuz. Biz de bunu kütüphanesinde ülkemizde yapan tek şirket olarak hem yurt dışına açılmak istiyoruz hem de bu etkinlikte var olarak farklı firmalara kendimizi anlatmak istiyoruz. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Siz bu veriyi nereden topluyorsunuz? Bu verileri aslında biz gösterimle daha çok görevliyiz. Bu gösterdiğimiz verilerle de çeşitli analizlerle biz aslında görevliyiz. Bu verileri genelde ya belediyeler kendileri işte Harita Genel Komutanlığı gibi, Harita Genel Müdürlüğü şu anda oldu ismi, ora gibi yerlerden toplayabiliyorlar veya farklı sensör firmaları şehirlere koydukları sensörlerle aslında konum bazlı veri topluyorlar. Şimdi günümüzde özellikle kamera sistemleriyle de entegre veri toplayan sistemler var. Buradan gelen verileri biz kendi haritalarımız üzerinde toplayıp bunlar üzerinden bir belediye özelinde mesela anlık olarak onlarla analizler yapmasını, işte bir imar verisi eğer belediyenin elinde varsa ki bu imar müdürlüğünde hepsinin elinde bir imar verisi oluyor aslında belediyelerin. Buralarda anlık olarak işte benim kaç tane park bahçem var, işte hangi yolumda hangi ekipmanlarım var gibi verilerini bizim coğrafi bilgi sistemleri tabanlı uygulamamız üzerinden kontrol ve raporlamalarını yapıyorlar. Aslında siz dağınık verileri bir araya toplayıp bunları işliyorsunuz. Aynen. Farklı farklı yerlerden gelen dağınık verileri. Bu iş kolay olması gerek. Evet, çok zor. Zaten bunun kütüphanesini üretmek o yüzden çok ciddi bir bilgi birikimi gerektiriyordu. Neden teksiniz? Ya bu konuda çünkü kütüphaneyi geliştirmek gerçekten zor bir iş. Çok ciddi emek yoğun bir iş. Yazılım yaklaşık bizim 4 yılımızı aldı. 4 yılda yazılım. Başladı. Aynen. 2017 yılında bu ticarileşti. Bu ticarileştikten sonra da zaten yerli bir yazılım olarak Devlet Malzeme Ofisi'nin kataloğuna girdik aslında. Şu anda orada lisanslı ürünlerle kamu işletmeleri ve kamu hizmeti yapan kuruluşlar oradan DMO'dan bizim ürünlerimizi alabiliyorlar. Orada da tekiz zaten. DMO'da olma vasıtasıyla. Ama dünyada bunun ciddi bir pazarı var aslında. Ve önce olan dünya çapında çok büyük şirketler var. Bunlar 3-4 milyar dolar cirolar yapıyorlar her biri. Ve kendilerine aslında bir ekosistem oluşturuyorlar. Biz de şimdi Türkiye'de aslında en büyük amacımız bir ekosistem oluşturup bu coğrafi veriyle işi olan bütün firmalara bu altlığımızı verip onların da kullanımını sağlayıp aslında büyük bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Çok teşekkürler Emre konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Umarım yakın orta gelecekte daha büyük başarılarda görüşürüz. E-mobility'nin kullanımı günümüzde hızla artmaya devam ediyor ve bu alana odaklanan girişimlerden biri. Şehir içi çözümler üreten Merlin'in kurucusu Tayfun yanımızda. Tayfun hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Siz ne yapıyorsunuz? Biz şimdi kısaca şehir içi kullanıma yönelik verimli ve pratik elektrikli araçlar üretiyoruz. Bu trafik yönetmeninde L6 L7 tip 4 tekerlekli bir motosiklet olarak geçiyor aslında. Ve üzerine güneş paneli entegrasyonu ederek aslında bireysel kullanıcılara ve mikromobilite firmalarına, kargo firmalarına bir araç sunmak istiyoruz. Aslında siz B2B'siniz. Bu araçları üretip örnek veriyorum Martı gibi veya işte evet. Aras Kargo, Yurt İçi Kargo evet. Tamamen örnek isimler. Tabii bireysel kullanıcılara da veriyorsunuz. Yani bireysel kullanıcılara yönelik bir ürün varyantımız da olacak. Şu an prototip geliştirme aşamasındayız. Yanılmıyorsam Şok Market'in de 3 tekerli bir elektrikli aracı var değil mi o sarı? Evet, küçücük bir şey. Bizimki biraz daha büyük olacak da yani onun daha böyle üst versiyonu diyelim. Baştan sona A'dan Z'ye siz mi üretiyorsunuz? A'dan Z'ye biz üretmiyoruz tabii ki. Her şeyin sıfırdan Ar-Ge'sini yapmak maliyetli ve burada en önemli konu aslında zaman. Yani hızlıca bir şeyi ortaya çıkarmak. Başlangıçta tabii işimize yarayacak parçaları alacağız ve bunun mühendisliğini, yazılımını bir kısmını ve tabii ki tasarımının bir kısmını biz üstleniyoruz. Ve bunun üzerine zaman içinde bu parçaları da kendimiz üretmeye başlayacağız. Bu arada ben az önceki soruyu sordum ama tabii ki pil üretmek bambaşka bir endüstri. Milyar dolarlık benim bir endüstri. Yani. Motor da aynı şekilde. Yani önemli olan yerlilik oranını hesaplarken ham maddeyi nereden aldığın değil de aldığın ham maddeyi yerli. Yani kendi topraklarında, kendi fabrikanda ne kadar iyi bir araya getirdiğin. Ya evet, bir katma değer sunarak aslında Avrupa'daki firmalarla da rekabet içinde olmak yani önemli olan. Bizim üzerine çalıştığımız bir katmanda güneş paneli entegrasyonu. Güneş paneliyle biz günde ortalama 10 kilometre ekmezli sağlamış olacağız. Ve aynı zamanda aracın
çok verimli olmasını istiyoruz. Zaten bu segmentteki araçlar çok verimli. Örnek vermek gerekirse Tesla Model 3 1 kWh enerjiyle 5 km giderken Twizy aynı enerjiyle 15 km gitmekte. Biz de bu verimli segmentteki en verimli araçlardan birini ortaya çıkarmak istiyoruz. Böylece rakiplerimize göre menzilimiz daha uzun olacak. Bir de şöyle bir durum var tabii, kısaca belirteyim. Artan otomasyonla beraber araçlarda ileride trafik kazalarında kesin bir azalma olacak. Bu da araçların yapısında ve tasarımda radikal değişikliklere yol açacak. Mesela araçlarda fiziksel güvenlikten çok daha çok siber güvenlik ön planda olacak. Mesela aracın motor kompartmanı diye bir kısım gereksiz olacak artık. Bu yüzden ben bu doğrultuda elektrikli küçük araçların potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ileride. Ve bu yönde aslında bir girişimci olmaktan çok bir yatırımcı gibi bu işe dahil oldum. Globalde görebilecek miyiz sizi? Evet, hedef global. Avrupa ölçeğinde özellikle. Çünkü Avrupa'da çok popüler. Smart tipi, küçük verimli araçlar. Oradaki altyapıya da daha uygun. Ve bir de şöyle bir konu var yani, batarya konusu. Bataryaları da biz çıkarılabilir ve taşınabilir potansiyelde yapmak istiyoruz. Bu sayede araç aynı zamanda paylaşım ekonomisine yönelik de olacak. Yani sürekli kullanım içinde olacak. Abi çok teşekkürler. Umarım sizi Avrupa'da da görürüz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir herhangi bir yatırım süreciniz var mı son olarak? Şu an başlangıç aşamasındayız. TÜBİTAK'ın bir programına yeni dahil olduk. Fark Labs aracıyla. İleriki aşamada tabii yatırımcılarla da görüşmek isteriz. Herhangi bir işbirliği, fikir alışverişi, her türlü iletişime, etkileşime açığız. Yanımda kutuları akıllandıran bir girişim, MobiQ'nun kurucu ortağı Selçuk var. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Kutuları nasıl akıllandırıyorsunuz? Şimdi biz yolculuğumuzda soğuk zincir alanında başladık. Normalde sıcaklık kontrolü paketleme sistemleri yapıyorduk. Aşı, ilaç, biyoteknolojik ürünlerin taşınması için. -70 dereceden tutun da 2 ve 8 derece, -15, -18 farklı derecelerde biz hiçbir enerji gerektirmeden sıcaklığı kontrol edebiliyoruz. 7 güne kadar hatta. Bu aslında Türkiye'de ilk üreten firma olarak geçeceğiz. Bununla birlikte buradaki yetkinliklerimizi alıp Last Mile'a aktardık ve son kilometre lojistiğinde zaten sıcaklığı kontrol ettiğimiz bir sistemi daha da akıllı ve dijital hale getirdik. Bunu nasıl yapıyoruz dersek, IoT tabanlı bir cihazımız var. Bu IoT tabanlı cihazın üzerinde farklı sensörler var ve biz bu farklı sensörlerden biri alıyoruz ve teslimatı uçtan uça dijital hale getiriyoruz. Nedir dersek, odak alanımız talep odaklı yiyecek içecek teslimatı. Bir teslimat yapılırken uçtan uça dijital hale getirmekle birlikte o teslimatın yolculuğu hakkında bütün bilgiye vakıfız. Sıcaklık, nem, sarsıntı, devrilme, düşme, hatta bunu 6 yönde inceleyebiliyoruz. Yani on vehicle dediğimiz, araçta kaza meydana geldi mi, düştü mü, devrildi mi, ani fren, ani kaza veya da beklenmedik sürücü davranışları. Ya da off vehicle dediğimiz, kutuyu taşırken, kutu düştü mü, devrildi mi, aşırı sarsıntıya maruz kaldı mı. Bununla birlikte biz bu kutuları ısıtabiliyoruz. Kaç dereceye kadar? 85 dereceye kadar. Yani aslında çözüm şu, müşteri istediği sıcaklıkta ürünü göndermek için bize bilgi veriyor. Biz o sıcaklığı sağlayana kadar kutuyu çalıştırıyoruz. Ve kutu içerisindeki yüksek izolasyonla birlikte sıcak soğuk arasında ısı transferimiz olmuyor. Soğuk her zaman soğuk, sıcaksa istenilen sıcaklıkta gidiyor. Aşı taşımaktan yiyecek içecek taşımaya kadar uzanan bir yolculuk var. Ve bu yolculuğu da nasıl dijital hale getiririz derken biz şirketlerin talepleri doğrultusunda bu yönde bir ürün geliştirdik ve buna da akıllı kutular dedik. Aslında sadece konu hamburger pizza taşımanın ötesinde az önce güzel bir şeye değindin, aşı bile taşınabiliyor. Tabii ve ki. Başka ürünler de buna dahil değil mi? Tabii ki. Regülasyonların el vermesi çok yakın. Regülasyonlar gelmesiyle birlikte aslında biz hastaneden hastaneye, hastaneden hastaya veya da eczaneden hastaya güvenli ve istenilen derecede sevkiyatın yapıldığı bir sistemi oluşturabiliriz. Zaten bunu pasif olarak yapmaktayız. Bununla birlikte sadece talep odaklı yiyecek içecek, aşı ilaç sevkiyatında değil, parsel sevkiyatında da olacağız. Grocery sevkiyatında da olacağız. Bu alandaki çalışmalarımız da devam ediyor. Tabii ki müşterilerle el sıkıştık ve müşterilerin talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda zaten ürünü geliştirdik. Gün birden beri müşterilerimizle birlikte çalışıyoruz. Selçuk, çok teşekkürler konuk olduğun için. Yakında zaten yeni işbirlikleri duyuracaksın. Evet. Sizin kutuları sahada, hani belki doğrudan olmasa da görüyor olacağız. Yani o aslında ısı korumalı veya o işte akıllı kutular sizin kutularınız oluyor olacak.
Çok kısaca rakip var mı şu an? Ondan önce şunu söyleyeyim. Kapınıza mobil kutuları geldiğinde QR kodla okuduğunuzda ilk siz açacaksınız ve o zaman gerçekten güvenli ve iyi bir teslimat nasıl olur bunu deneyimleyeceksiniz. Bununla birlikte global ölçekte birebir rakibimiz yok. Bu ürünü global ölçekte pazara çıkaracak ilk firma biz olacağız. Bununla birlikte de 2023 yılında sahada olacağız ve bizim ismimizle teslimatlarda görebileceksiniz. Şu an yanımda yerli elektrikli araç üreticisi Solvay Tekin, kurucusu sevgili Özgür var. Bize Solvay Tekin anlatacak. Yerli elektrikli araç üretiyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Heyecan verici. Geçenlerde bir öğrenci grubu ziyaretimize geldi. Öğrenci grubuna, ortaokul öğrencilerine bu aracı Adana'da yaptığımızı anlatınca büyük bir heyecanladılar. Müthiş bir kutlama yaptılar. Bu duyguyu biz de sahibiz. Ve trafikte kendi aracımızı görmek, bunun üzerine yerli teknolojileri geliştirmek ve platformları oturtmak heyecan verici olacak. Yani sadece yaptığımız için değil, yapacağımız işler için de heyecan duyuyoruz. Peki sizin diğer rakiplerinizden ya da diğer elektrikli araçlardan farkınız ne? Şu şekilde bizim sınıfta L6E sınıfında... Ne demek bu L6E? Quadricycle 4 tekerlekli, 45 km hızına sahip, 450 kg ağırlık sınırı olan. Ehliyet gerektiriyor mu kullanırken? M sınıfı bir ehliyet gerektiriyor ki M sınıfı. M sınıfı. Evet, M sınıfı herkesin ehliyetinde de en üstte genelde görmediğiniz, aklınıza gelmeyen M sınıfı ehliyette kullanılabiliyor. Bu da 16 yaşından itibaren kullanabileceği anlamına geliyor. Aslında peki, motosiklet ehliyeti oluyor değil mi? Evet evet, moped ehliyeti diye geçiyor. Bu da şunu getiriyor, trafikte trafik kurallarını bilmeyen birini trafiğe çıkarmıyoruz. Şu an yerli üretim bu elektrikli araç ne seviyede? Yani aktif olarak trafikte ya da sahalarda ne zaman göreceğiz? Yakın zamanda. Şu an prototip aşamasında evet, değil mi? Evet, prototipi tamamladık. Seri üretim için tedarik zincirini tamamlıyoruz. Prototip yapmakla seri üretime ürün hazırlamak arasında belli bir fark var. Ve fark şuradan geliyor. Kullanacağımız alt parçaları nereden alacağız? Yurt dışından mı alacağız, yurt içinden mi alacağız? Biz olabildiğince yurt içini seçtik. Tedarikte herhangi bir sıkıntı yaşamamak için ve yerli üretimi desteklemek için. Ve daha sonra satış sonrasında vereceğimiz hizmette yedek parçamız yok deme şansımız yok. Bu yüzden yerli üretim tedarik zincirinde sağlam olması sonraki sağlığımız için, aracın ve firmanın sağlığı için önemli. O yüzden şu an o planlama yapıyor. Devam edeyim. Bu üretimi tedarik zincirinin büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi üretim hattının planı yapılıyor. Bu şu demek, işte batarya paketini oluşturacağız. Batarya paketini koydu bir teknisyen. Üzerine aksesuarlar koydu. Kaç dakika tuttu? Ben yıllık 2000 üretim için kaç tane personel çalıştıracağım? Bunun hesabı yapıldı. Şimdi bu yer planlaması da yapıldıktan sonra yakın zamanda fabrika kurulumuna başlanacak. Bu arada aracın adı ne? Ceryan. Ceryan. Evet. Altı harf Ceryan, Cereyan değil. Cereyan değil. Ceryan denilebilir, Ceyran denilebilir. İki marka da bize ait. Biz bunu şuna göre seçtik. Ceryan deyince insanların aklına, özellikle belli bir yaş üstündekinin aklına direkt elektrik geliyor. Biz aracın elektrikle çalıştığını anlatma ihtiyacı duymayacağız. Zaten Ceryan deyince Ceryan'la çalışıyor. Özgür, çok teşekkürler. Yerli ve elektrikli otomobili yollarda görmek istiyoruz. İlk deneyenlerden biri de biz e-girişim olarak olmak istiyoruz. Mutluluk duyarız bundan. Tahmini zaman ne zaman? Yıl başından itibaren yani üretime başlayacağız. Ocak evet, 2023'ten itibaren başlayacağız. Yakın zamanda ön sipariş toplayacağız. İlk 50 adedi... Fiyat ne kadar? 150 binden tanıtım fiyatından paylaşacağız. Bu sadece ilk 50 adet için geçerli. Ondan sonra normal fiyatına dönüşecek. Normal fiyat nedir peki? Şu an... Euro tabanlı olarak söylemem daha doğru. Ya da bugünkü kurla diyeyim. Evet talep, yani bugünkü kurla yaklaşık 170 bin lira oluyor. Çok fark etmeyecek aslında 150 bin ile 170 bin arası. Artı birkaç tane de vergi ile 170 bin üzerinde 200'e doğru yaklaşacak. Evet, yanımda araçlarla kullanıcıları birbirleri arasında bağlayan girişim. Komodif'ten Kemal Duru var. Bize Komodif'in ne yaptığını anlatacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Komodif bir bağlantılı araç teknoloji hizmeti veren bir firma. Ne yapıyoruz? Genel olarak aslına bakarsanız kendi geliştirmiş olduğumuz bir IoT platformu üzerinden araçları bağlantılı hale getiriyoruz. Yani bu ne demek? Bağlantılı hale getirmek demek araçla 7/24 bir mobil uygulama üzerinden irtibat halinde olabiliyor olmanız demek. Burada en önemli olan faktör işte artık araçlar çok büyük bir aset, çok büyük bir değer haline geldi. Dolayısıyla araç park halindeyken bile aracım güvende mi, herhangi bir sıkıntı var mı, bir
çarpma vesaire gibi durumlar olduğu zaman da anlık olarak bildirim gönderme. İşte ben sürüş davranışlarımı kontrol etmek istiyorum, çok daha efektif sürüş yapmak istiyorum ki yakıt tüketimim daha düşük olsun. Bu mesela yine bizim uygulamamız üzerinden müşterilerimize sunmuş olduğumuz, iş ortaklarımıza sunmuş olduğumuz güzel kullanım senaryolarından bir tanesi mesela. Mesela örnek veriyorum, ben aracı bir yere park ettim ama ben yokken ve kameranın çekmediği bir alanda biri gelmiş araca sürtmüş, evet. Veya kapıyı açarken kapıyı vurmuş, bizim kapıya göç etmiş. Mesela bunları da kullanıcıya aktaran bir sistem var mı? Şöyle, bu sistem içerisinde ki kullanım yöntemi şu şekilde aslında. Araca belli bir seviyenin üstünde araçta bir sarsıntı olduğu zaman sistem otomatik olarak bir uyarı tetikliyor. Mesela Tesla'larda var. Aha. Tesla aracın yanına yaklaştığında hemen kameralar devreye giriyor. Dokunmana da gerek yok. Evet. Tabii yani Tesla belki hani şu anda o seviyede ama bizim Türkiye'de sunmuş olduğumuz hizmet biraz daha araca bir müdahale olduğu zaman. Mesela kapıyı zorluyor birisi ya da işte araç sallanıyor, birisi girmeye çalışıyor. Mesela camı kırdı. Camı kırdığı zamanki o yapılan o araçtaki bir titreşim varsa o titreşimle beraber kullanıcıyı bilgilendirebiliyoruz. Yani kullanıcıya diyoruz ki aracınızda bir hareket tespit ettik, aracınız çalınıyor olabilir ya da kaza yapılmış olabilir şeklinde bir uyarı gönderebiliyoruz mesela. Şu an bu Komodif müşteriler tarafından aktif olarak kullanılıyor değil mi? Yani çalıştığınız markalar var. Tabii. Topaş şu anda hali hazırda bizim en büyük partnerimiz. Türkiye'de şu anda yaklaşık 20 bin connected araç var. Topaş'la beraber sunmuş olduğumuz hizmette. Bu araçların hepsi, hatta yani orada kullanmış olduğumuz cihazın bir üst segmentte olmasından kaynaklı aynı zamanda uzaktan kapıların açılması, kapanması gibi komutların verilebiliyor olması da müşteri tarafından söz konusu. Dolayısıyla daha büyük bir çerçevede aslında çok fazla yapacak şeyler var connectivity uygulaması üzerinden. Peki global tarafta şu an ne durumda? Globalde hali hazırda görüştüğümüz firmalar var. Proof of concept yaptığımız bu çalışmaların bitmesiyle beraber canlıya almaya çalıştığımız bazı projelerimiz var. Ama hali hazırda şu anda yurt dışında Komodif müşterisi olarak herhangi bir iş ortağımız şu an için yok. Ama çalışmalarımız var. Fart Labs ve EIT'nin düzenlediği Connect for Mobility etkinliğinin son girişimi. Urban Hex'in kurucusu sevgili Aslı Ceren var. Hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Davranışları analiz ediyorsunuz. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Biz görüntü sensörlerinden aldığımız veriyi çeşitli davranış desenlerini çıkarmak üzere yapay zeka destekli ve harita tabanlı bir sistem üzerinde analiz ediyoruz. Bunları da gerekli senaryolarda, gerekli biçimlerde son kullanıcıya oradaki deneyimi daha iyi anlamak üzere sunacak bir insight platformu sunuyoruz. Peki bu davranışları nereden ve nasıl analiz ediyorsunuz? Yani veriyi nasıl topluyorsunuz? Bizim yola çıkış noktamız aslında kent mekanlarıydı. Yani kentlerin meydanları, yayaların yoğun olarak kullandığı yerler, bisikletlerin kullandığı noktalardı. Ama şu an birazcık pivot edip konuyu yine kentin bir parçası olan ama daha kompleks küçük yapılara döndürmüş durumdayız. Havalimanları, AVM'ler gibi büyük tesisler içerisinde birazcık daha oradaki hem kullanıcının deneyimini iyileştirmek üzere hem de işletmecilere aslında optimizasyon yapacak araçlar sunacak bir noktaya doğru ilerliyoruz. Kamera sensörlerinden yine sağlıyoruz. Bunu donanım bazlı yapıyoruz. Kameralara tak çıkar bir şekilde eklenen bir donanım üzerinden eş zamanlı olarak bunların web uygulamalarıyla kullanıcılara sunulmasını sağlıyoruz. Peki yaptığınız işleri regülasyonlar ne kadar destekliyor? KVKK hassas bir konu. Bizim modellerimiz de ama o hassasiyetler çevresinde aslında çalışıyor. Örneğin hiçbir şekilde yüz tanıma yapmıyoruz. Yüz tanıma yapmadığımız halde hareketleri kişisel bir veriyle bağdaştırmadan işleyebiliyoruz. Çünkü orada önemli olan topladığım veriyi, evet. Örnek veriyorum. Evet. Hilmi bu şekilde hareket etti dememen gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Bunu dediğinde KVKK başlıyor. Aslında şöyle... Yani siz onu demeseniz bile o veriyi kişisel bir veriden üretmek, yani kişiye ait bir veriden üretmek de KVKK'nın bir kapsamı içerisinde. Bu kadar detaylı yani. Evet, ama şöyle orası hani bizim aslında
zaten kullanıcımız olacak işletmelerin sorumluluğu altında kalan kısım oluyor. Çünkü biz görüntüleri kaydetmiyoruz hiçbir şekilde. Sadece veriyle ve işin kişisel olmayan yani anonim tarafıyla ilgileniyoruz. Ve zaten kamerayı kurmuş olan yani işte az önce mesela havalimanlarından bahsettim. Tüm tesisler kameralarla donatılmış durumda. O KVKK önlemlerini zaten o işletmeler almış oluyor. Şu an Türkiye'de faaliyetlerinize başladınız. Evet. Müşterileriniz var. Müşterilerimizin olması için uğraşıyoruz şu anda. Müşterilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir firmayız. Nasıl bakıyorlar? Anlattığında ne diyorlar? Bazen çok yabancı geliyor tabii. Çünkü böyle hani işin birazcık felsefik tarafını da aslında anlatmaya çalışıyoruz. Ama hani sonradan hoşuna giden de oluyor. Şimdilik kalsın diyen de oluyor. Öyle birazcık aslında zorlandığımız noktalar olabiliyor. Yani gerçekten yeni kurulmuş bir girişim olarak piyasada ya da sektörde ayakta kalmak gerçekten zor. Evet. Sen o kadar mükemmel bir çözüm üretiyorsun. Uygun fiyatlı olarak sunuyorsun şirketlere. Ama o şirketler startuplara çok güvenmediği için daha pahalısını, belki çözüm daha düşük ama daha pahalısını daha büyük şirketlerden alabiliyor. Yani buradan da aslında çağrımız olsun şirketlere. Bugün 10-11 tane girişim var. Eğer size uyan bir girişim varsa şirketlere sesleniyorum. Hani onların bir kapısını çalın ya da siz müşterilerin kapısını çaldığınızda sizi bir dikkate alsınlar değil mi? Tabii bütün ekosistemin beklentisi bu noktada bu yöndedir diye düşünüyorum. Şu an yanımda Farklabs'in kurucusu sevgili Ahu Sertar var. Hoş geldin Ahu Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Connect for Mobility. Evet. Neden var? Neden var? Çünkü mobility için connect olmamız lazım. Hem farklı sektörlerden, bir kere farklı sektörlerin birbiriyle connect olması lazım. Gayrimenkul, otomotiv, mobility, elektronik. Kendi sektörümüzün içinde otomotiv ve related işlerde connect olmamız lazım. Net Zero çok geniş bir alan. Herkes tek başına ulaşamaz. O yüzden bütün bu hedefin etrafında da bağlanmamız gerekiyor. O yüzden var. Bugün birbirinden değerli 11 tane girişim var. Bu girişimleri seçerken neye dikkat ettiniz? Net Zero hedefleri bizim yatırım olarak baktığımız alanlar mobility ağırlıklı olmak üzere bütün zinciri tamamlıyor. Hidrojen, waste management, hafif materyaller, bunların hepsi içeride. Döngüsel ekonomi, Net Zero'nun içinde. Enerji, unutmayayım en önemlisi. Dolayısıyla nelere dikkat ettik? Bu alanlardan gelmelerine dikkat ettik. Yatırım almaya, ölçeklenmeye hazır olsunlar. İşin çok başında olmasınlar, buna dikkat ettik. Ve bu topladığımız connection'larla onlara yardım edebilir miyiz? Hangi startuplar bu işten faydalanır diye seçerken bunlara da dikkat ettim. Bu arada bugünkü 11 girişimin arasında yatırım yaptıklarınız da var. Evet, evet. Hepsine yatırım yapmak isterdik. Bazıları yatırım yaptıklarımız, bazıları yeni inkübasyonda olup yeni spin-off ettiklerimiz. Ama çoğu da dışarıdan yeni gelen startuplar. Hepsini bir araya karıştırmak ve birbirlerinden nasıl etkileşirler diye görmek çok önemli. Bu arada bu etkinlik muhtemelen her yıl düzenlenecek. Buradan bu videoyu izleyen hani ve bu alana giren girişimler de başvuru yapabilir mi? Evet, bu alana giren bütün girişimleri bir kere başvuru yapmaya davet ediyorum. Sadece girişimler değil, tüm bu konularla ilgilenen hem yatırımcılar hem kurumlar. Bu etkinlik büyüyerek devam edecek. Avrupa çapında bir event aslında. Çok fazla yabancı konuğumuz da var. Onlar da buradan bu fikirleri alıp yatırım yapıp dışarıya nasıl götürürüz diye bakıyorlar. O yüzden doğru yer, eğer mobiliteyle ve Net Zero teknolojileriyle ilgileniyorsanız doğru yer burası.